Peki Amerika ile yaşanan gerilim devam ederse ve ekonomik yaptırım kararı uygulanırsa Türkiye hangi adımı atacak? Konu Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemindeydi. Açıklama Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın tahkim yoluna gitmek istemeyiz dedi. Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerinin kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hem Rahip Brunson kararı sonrası gelen ekonomik yaptırım açıklaması, hem Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Türkiye'nin F-35 almasını engelleyecek madde hamlesi. Önce Milli Güvenlik Kurulu'nda, ardından Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, yaptırım dilini bir tehdit unsuru haline getirerek Türkiye'ye yüklenmenin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Türkiye ilkeli duruşundan asla vazgeçmeyecektir. Bunu çok net bir şekilde tekrar ifade etmek isterim. F-35'lerin Türkiye'ye iade edilmemesi gibi bir konuyu kongrede gündeme getirenlerin şunu da bilmesi gerekir. Bu uluslararası çok ortaklı bir projedir. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü, tek başına yürüttüğü bir projede değildir. Burada 10-12 tane ülke vardır. Türkiye de bu projeye ortak olmuş ülkelerden birisidir. Biz şu ana kadar bu proje kapsamında yaklaşık 900 milyon dolarlık bu projeye bir ödeme de yaptık. Ve bildiğiniz gibi ilk F-35'te Türk pilotlarına orada teslim edildi. Onların eğitim süreci şu anda devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-35'leri teslim etmezse Türkiye nasıl bir adım atacak? Sorunun yanıtını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verdi. Hukuki süreç vurgusu yaptı. Türkiye'nin her şeyden önce başvuracağı bir hukuk yolu vardır. Tahkim vardır. Çünkü yapılmış anlaşmalar var. Gerekçe olarak ortaya konan mesele ise Türkiye'de devam eden bir yargı konusudur. Yani şimdi aynı gerekçeyle biz de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dönük yürütülen yargı süreçlerini, mahkeme süreçlerini gerekçe göstererek benzer tutumlar içerisine girebiliriz. Ama biz işin bu noktaya gelmesini arzu etmiyoruz. Böyle bir yaptırım uygulanmayı düşünenlerin her şeyden önce bu ilişkiye nasıl zarar vereceklerini dikkate almaları gerekir. Türkiye kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke değildir. Peki iki ülke arasında mutabakata varılan Münbiç'teki yol haritasına etkiler mi? Askerden askere bir temas trafiği var. Gerek Milli Savunma Bakanımız, gerek Genelkurmay Başkanımız bu konuyu mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ediyorlar. Münbiç planı tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi var biliyorsunuz. Belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor. Bu bizim için tabii ki memnuniyet verici bir şey. Bu gerilimin Münbiç eylem planına olumsuz yönde etkilememesi bizim beklentimizdir. Şu ana kadar da bu yönde bir adım görmedik. Kalın bu sürecin etkilenmeyeceği görüşünde. Ancak yaşanan gerilimde tansiyonun bir an önce de düşürülmesi gerektiği görüşünde. Bunun için diplomatik temasın sürdüğünü söyledi. Kendisinin yaptığı telefon görüşmelerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Pompeo ile görüşeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG, PYD terör örgütleriyle her türlü ilişkisini sonlandırması. Suriye kaynaklı başka bir tehdit söz konusu olduğunda Suriye'nin bir başka bölgesinde, bu Haseke olur, başka bölgeler olur. Bununla ilgili de tedbirleri Türkiye her zaman alır.